yerleşim merkezlerinde rahatlıkla görev yapan, daha çok temizleme operasyonlarında kullanılan aracımız, arazi kabiliyetleri nedeniyle de arazide çok yüksek performans göstermektedir. Adı Ejder Yalçın, zırhlı muharebe aracı. 1 metrelik su birikintilerinden, hendeklerden, engebeli yollardan ve yarım metreye kadar tam dik engellerden sorunsuz bir şekilde geçebiliyor. Ejder Yalçın yalnızca dik engelleri değil, şu anda üzerinde durmakta zorlandığımız bu %60 eğimli yokuşu bile rahatlıkla çıkabiliyor. Biz aracı kullanan kişilerin aracın içerisinde ikinci bir şansı olmadığını çok iyi biliyoruz. Bu kapsamda 100'ün üzerinde mühendisten oluşan ARGE bölümümüz güzel çalışmalar yapıyorlar. Ejder Yalçın'ın içi ve dışı tamamen bir zırh kalkanıyla sarılmış durumda. İşte bu yüzden içindeki askerler de her türlü arazi koşulunda güvenle seyahat edebiliyorlar. Yerli Ejder Yalçın 4 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. 11 personele kadar taşıma, mayın ve patlayıcıları imha etme, sıhhiye görevlerinde de kullanılabiliyor. Ejder Yalçın pek çok özelliğine rağmen aslında bir muharebe aracı, işte bu yüzden üzerine hava savunma füzelerinden ağır makinalı tüfeklere kadar pek çok yerli silah monte edilebiliyor. Biz prensip olarak yerli silahları yerli aracımızın üzerine entegre etmeyi öngördük. Bu kapsamda Aselsan ve Roketsan'la çalışıyoruz. Silahların tümünün kontrolü ise araç içinde yapılıyor. Böylece askerlerin açıktan girebilecek tehlikelere maruz kalmasının önüne geçiliyor.